Sevgili izleyenler, bugün Tomazlı ilçemize bağlı Üçkonak mahallemizdeyiz. Işıklar mahallemiz ile komşu olan Üçkonak mahallemizi buyurun hep beraber gezelim, görelim ve tanıyalım. Tomaz ilçemize bağlı Üçkonak mahallemizdeyiz. Üçkonak mahalle muhtarımızla beraberiz. Mahalle muhtarımızdan şimdi kısaca muhtarımızı tanıyalım. Muhtarım, sizi kısaca bir tanıyalım. Tomarza Üçkonak Mahallesi Muhtarı Duran Kaya. Muhtarım, hemen arkamızda görmüş olduğumuz yolda bir yol çalışması var galiba. Kim yapıyor, kim yaptırıyor bu yolu? Yolumuzu belediye başkanımız Davut Şahin Beyefendi, Ali Yılmaz Fen İşleri Müdürümüz yardımcı oluyor. Yani Tomarza Belediyesi tarafından yapılıyor bu yol, değil mi? Aynen. Başka neler yapıldı Tomarza Belediyesi tarafından? Tomarza Belediyesi tarafından köyümüzde selektör vardı. 2019'un birinci ayında uçtu. Bütün bina uçtu, yerle bir oldu. Onu yaptırdı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bir dediğimiz iki etmiyor yani. Karşıda görmüş olduğumuz halı sahanın elektriğini çektiriyorlar. Peki halı saha diyoruz. Halı sahayı da gördüm. Ben her mahallede halı saha yok. Sizin mahallenize ne zaman yapıldı halı saha? Bizim mahallemize 5-6 yıl oldu halı saha. 5-6 yıl oldu. İşte elektriği çekilmemişti. Davut Başkanımız da elektriğini çektiriyor, sağ olsun. Ve aynı zamanda bu yol halı sahaya doğru gidiyor galiba, bildiğim kadarıyla. Halı sahaya kadar gidiyor. Halı sahamızın önünü yaptırdı başkanımız. Eksik kalan parkelerimizin tamamlanmasını talep ettik, onu yaptırıyor. Bir de şunu görüyorum ben. Mezarlık önünde böyle cenaze namazı kılınacak yer de yapılmış galiba. O da yeni yapıldı, evet, galiba. O ne zaman yapıldı? Belediyemiz yaptı. Bu başkanımızdan önceki Fahrettin başkanımız yaptırmıştı onu da. Şimdi de başkanımızdan o yoldan taziye yerine kadar parke yapılmasını isteyeceğiz. Allah izin verirse onu hatırlatacağız. Benim aklımda yoktu. Şimdi de oraya isteyeceğiz. Yani bir dediğimiz iki etmiyor. Allah razı olsun Davut Başkanımızdan, belediyemizden. Bu yol çalışması ne kadardan beri sürüyor? Aşağı yukarı bir hafta filan oldu başlayalı. 10-20 gün filan daha sürer gibi gözüküyor. Evet. Sevgili izleyenler, Üçkonak mahallemizde Tomarza Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları mahalle muhtarımızdan dinledik. Ve Üçkonak mahallemizi tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Üçkonak mahallemizdeyiz. Üçkonak mahalle sakinlerinden Ahmet amcamızla beraberiz. Ahmet amcamız, merhabalar, nasılsınız? Allah razı olsun, çok çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz, bizi onurlandırdınız. Belediye adına, kasteniz adına. Bizi burada en güzel günlerden birindeyiz. Eksiklerimizi tamamlayan Davut Başkan'a da, Tomarza Belediyesi'ne de teşekkürü borç bilirim. Sıradan bir vatandaş olarak görev almalarını çok severek razı olduğumuzu, onlara teşekkür ettiğimizi duyurmak isterim. Sizler böyle takım kravat, böyle maşallah böyle geziyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Hollanda'dan emekliyim. 2016'da emekli oldum Hollanda'dan. 67 yaşında emekli oldum. Kesin dönüş yaptım. Köyümdeyim şu anda. Yani köyünüze yerleştiniz artık. Evet. Bundan sonraki yaşamınızı Üçkonak Mahallesi'nde devam edeceksiniz galiba. Böyle bir ömür olursa çok mutlu kalırız. Yani verdiğine şükürler olsun. Ağrısı hastası olmayan bir adamım. Allah'ın kaderime rıza verdiği. Ben Hollanda Diyanet Vakfı'nın kurucularındanım. Evet.
1976'dan 1976'dan 82'ye kadara mahkemeyle aldım ben o yolu. Hollanda'da Lahiye'ye girdim. Lahiye'de mahkemeye verdim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin vatandaşı olarak cami izni aldım. 5 yılda 104 defa mahkeme kaybettim. Bu mahkemelerin sonuçlarından sonra da cami iznini çıkarttık. Ayağınızın biri atliyede sürmüyor ilk geçmiş ya galiba. Benim 5 yıllık ömrümde 104 defa mahkeme kaybettim ama şunu kabul et. Hiçbir defa kazanmadım. Bak anlatıyorum, sonuna geliyorum. İstanbul'daydım. Çekim yaptırdık, Trabzon'dan çekim yaptırdık, Mardin'den, Malatya'dan çekim yaptırdık, kiliselerinden. Mahkemeye delil olarak, canlı yayın olarak kilisenin kendi cemaatini mahkemeye, o zaman video ve televizyon vardı, başka yoktu kamera şekliyle. Onları sunduk, orada mahkemeyi kazandık. Karar dedikleri an ben tekrar bir daha sertlik muamelesi yaptım. Dedim ki ben ölümlü bir varlığım. Ben bu kararı imam yetiştiremem. Bu mülkiyetini üzerime alamam. Bu mülkiyetini devletimin olmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığına verildi. Mülkiyetinin dışında da imamlarımızı da Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na yetki verildi. Şu anda Avrupa'ya gelen hocalarımızın %100'ü çok güçlü insanlardan teşekkür. Eğitimli insanlar, yabancı dilleri olanlar. Yani Türkiye'yi temsil etmelerinde hiç zorlukları bulunmayan insanlar. Evet. Zorlu bir süreçten geçmişsiniz sizler de. Ben de 2016'ya kadar bu süreçte ben kurucu başkan olarak idare ettiler. Başka. Peki Üçkonak Mahallemize ne zaman gelip birleştiniz? Bu geçtiğimiz kesin dönüş olarak. Kesin dönüş olarak 2016'da Kayseri'ye geldim. Bağdat Caddesi'nde oturan evim var. Buraya da bu geçtiğimiz bir yıl önce, yani inşaat yaptırdım. Burada evimi yaptırdım. Hemen şurada yanı başımızda. Çoluk çocuk da var o zaman yurt dışında o zaman sizlerin de. 4 tane çocuğum var. 4 tane kızım, bir oğlum var. Oğlum öğretmen. Kızlarım bankacı. Çalışıyorlar. Hepsinin de işleri iyi. Türkiye'de hepsi o zaman. Hepsi de Hollanda'da. O zaman Hollanda'dan, yani Üçkonak Mahallemizden Hollanda'ya bir tane selam edelim. Ve programımıza kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini, hürriyetini taşıyan her Türk'e, Avrupa'dakinin bir cümlesine de selam ediyorum. Tüm gurbetçilerimize selam ediyoruz ve Üçkonak Mahallemizi tanıtmaya devam ediyoruz. İnşallah. Sevgili izleyenler, şu anda Üçkonak Mahallesi Kur'an Kursu ve aynı zamanda muhtarlık binası olarak kullanan binanın bahçesindeyiz. Mahalle sakinleriyle röportajımıza devam ediyoruz. Yanımızda ise bir abimiz var. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Menduf Erdoğan abi. Menduf Bey kaç yaşındayız? 60. Doğma büyüme buralısınız galiba, değil mi? Muhacir mısınız yoksa avşar mısınız? Avşarım. Evet. Peki... Doğma büyüme buralısınız. Peki belediyenin çalışmaları, muhtarlığın çalışmaları nasıl? Beğeniyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Çok güzel. Allah razı olsun. Belediyemizden de, muhtarımızdan da herkes gerekeni yapıyor. Yani köyünüzdeki herhangi bir eksiklik kalmadı galiba. Yani köyümüzde ufak tefek şeyler de olsa orada yapılıyor. Sıkıntı yok. Evet. Peki burada gurbette yaşayan var mı herhangi bir kızınız, oğlunuz, gelininiz, damadınız? Var. Nerede mesela? Biri Gebze'de, biri de
Kayseri'de yaşıyor. Peki kendimiz. Onlara buradan bir el sallayalım. Maraş'ta da var. Onlara evet. Kameraya bakarak bir el sallayalım. Tamam. Şimdi sevgili izleyenler, hemen yanımda ise bir abimiz daha var. Siz de tanıyabilir miyiz? Hacı Yılmaz. 1954 doğumlu. Kıbrıs gazisiyim aynı zamanda. Doğuma büyüme buralıyım. Evet, bir gazimizle beraberiz evet. Sevgili izleyenler. Kıbrıs gazisiyiz. Evet. Kaç yılında? 1974. 1974 yılında. Evet. Gazilik unvanını kazandınız evet. Ve Üçkonak mahallemize evet. Geldiniz. Geldim, burada yaşıyorum. Evet. Nasıl o günlerden birazcık, gazilik günlerinden biraz bahseder misiniz o günlerinden? 74'te çıkarma yaptık. Orada askerliğimi orada bitirdim. Kaç yıllık askerlik yaptınız orada? 20 ay askerlik yaptım. 15 ayını orada geçirdim. Kıbrıs'a geçirdim. 5 ayını Ankara'da geçirdim. 20 ay askerlik yaptım. Peki bize o anlardan kısaca şöyle bahseder miyiz, çıkartma anlarından? Çıkartma anlarında biz gemiyle çıktık. Paşaköy'den. Paşaköy'e girdik. Girne'den girdik, Paşaköy'e vardık. Paşaköy'e yerleştik. 15 ay orada kaldık. Böyle karşı karşıya çarpıştık. Çok şeyler, ben şeyim vardı. A4 kullanıyordum. Şoförüydüm. Köylerin içinde kalan Rumları topluyorduk. Otobüslere bindiriyorduk. Ağızlarını maskele bağlıyorduk ellerini. Otobüse bindirip esir kampına gönderiyorduk. Öldürmemiz yasağıydı. Çünkü neden öldürme? Orada bir din kardeşimizi kurtarmış oluyor dedi başımızdaki komutanlar. Öldürmeyeceğiniz, sağ olarak bize getireceğiniz dedi. Biz orada o şekilde onları topluyorduk. Evet. Aradan bayağı bir zaman geçti. Tabii çocuklarınıza, torunlarınıza bunları anlatıyor musunuz bu zamanı? Elbette, tabii ki soruyorlar, anlatıyor. Gittiğimizi, geldiğimizi, devletimizden de Allah razı olsun aylığımızı veriyor. Sosyal güvenliğimizi, her şeyimizi belediyeler karşılıyor. Kaymakamlık da aynı zamanda. Kaymakamlık da karşılıyor. Belediyeler Kayseri'de, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde tedavimizi bedava yaptırıyor. Evet. Peki gençliğe, şu anki gençliğe ne gibi nasihatleriniz olacak? Vallahi ne mutlu bu zamanki gençlere. Yokluk yok. Herkesin dolu dolu var. Eskiden biz mesela benim arkadaşımla çocuğuyduk. Bunun hepsi gidip gurbette ömrümüz geçirdi. Ama şimdi herkes, Allah daha çok versin, bol versin. Herkesin iyi kötü şeysi var. Maddi durumları iyi herkesin. Evet. Peki eski Üçkonak'la şu anki Üçkonak arasında, yani mahalleniz arasında çok bir fark var mı? Çok büyük fark var. Mesela neler oldu? Neler değişti bu zamana kadar? Şey değişti. Ne bileyim yani, bahçemiz eskiden çeşmelerden su götürüyorduk. Şimdi musluklardan suyumuz akıyor. Bahçelerimiz var. Kanalizasyonumuz var. Ondan sonra okulumuz beş kat. Bizim köye bir öğretmen müdür gelmişti, babasına dedik, o da Kıbrıs gazisiymiş. Ben dedi yüksek okul okudum, ben böyle okulda okumadım dedi yani. Çok güzel dedi, okulumuz var. Her şeyimiz yani. Yolumuz parkelerimiz, her şeyimiz. Biz doklara kadar otobüslerin küreğinin yolunu aça aça gidiyordu kamyonun. Şimdi Allah'a şükür kar yağmadan krederler kapımızda. Evet. Yani ulaşımda bir sorun, sıkıntımız yok. Bir sorun yaşamıyoruz. Yani sadece biz sorunumuzu, suyumuzu bağlarsanız başka bir şey istemiyor. Yani şu anda su sorunu mu var şu anda? Su depomuz yapıldı. Sadece oradan bağlanıp suyu basacak yapıyor. Ne sondajına suyu çıkarttılar. O depoya basılacak. Evet, muhtarım seni şöyle alabilir miyiz yanımda şöyle? Muhtarım, az önce bizleri rehberlik ettiniz, Üçkonak mahallemizi gezdirdiniz bizlere. Burada devasa büyüklükte bir okul var. Yani diğer köylerde, diğer mahallelerde olmayan o bir okul var. Okulun adı nedir? Rahime, Üçkonak Rahime İlköğretim Okulu. Rahime Akıncıoğlu. Yani Mustafa Akıncıoğlu tarafından yaptırıyor değil mi? Hayırseverimiz. Tarafından yapıldı evet. Aslan Taşlı kendisi. Bir mühendis, bir hayırsever. Annesi buralı. Annesi ölürken de vaat etmiş ki, anne adına ne yaptırayım deyince, benim adıma demiş, Üçkonak'a okul yaptır demiş. O da Allah razı olsun ondan da herkesten yaptırdı. Yani bütün 8-10 köy buraya geliyor.
Sevgili izleyenler, Mustafa hayırseverimiz Mustafa Akıncıoğlu'na da burada şahsım ve ilçem adına da teşekkür etmek istiyorum. Hem buraya hem de ilçemize eğitim açısından, yani yavrularımızın geleceği açısından büyük katkılar oldu. Bizler kendisine teşekkür ediyoruz. Muhtarım, bu okulumuzda kaç tane öğrencimiz var? En son benim bildiğim 188 tane öğrencimiz vardı. 13 tane öğretmen kadromuz vardı. Böyle işte. Bu peki buradaki öğretmenler de gidiş geliş mi yapıyor yoksa oradan burada bu köyde gidip geliyorlar? Kayseri'ye peki, gidip. Peki üç konaktan Kayseri kaç kilometre oluyor? Üç konaktan Kayseri 85 kilometre. Peki ulaşım konusunda öğretmenlerimiz olsun herhangi bir sıkıntı yaşıyorlar mı? Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Tomarza'ya kadar taşımalı sistemle öğretmenlerimizi götürüyorlar. Oradan kendi arabalarıyla gidip geliyorlar yani. Herhangi bir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyoruz. Siz şöyle bir yer değiştirin mi şöyle isterseniz. Buyurun şöyle bir gelin. Sizi de kısaca bir tanıyalım amca. Ben Mehmet Kaya, 3 konak. 1955 doğumlu. Kaç tane çocuk var Mehmet amca? 3 çocuk var. Emekli misiniz? Emekliyim. Buradaki emekliler genelde Kızıldağ'da bulunan bir madencilik. Evet. Hangi madende muhtarın ne madeni var burada? Krom madeni. Krom madeni vardı. Bu burada yaşayan köylerin büyük bir bölümü de krom madeninde çalışarak geçimlerini sağlıyorlar galiba. Siz de mi oradan emekli oldunuz? Üç konak, Işıklar, çevre köyler faydalanır ama bize nasip olmadı. Ben başka yerden emekli oldum çalışarak. Köyümüzden de faydalanan insanlar var. Işıklardan var, Çayınlı, Kümbetir, Çanakpınar, bu köylerden buradaki madende çalışan insanlarımız var. Çok da faydası oluyor. Allah razı olsun çalışanların. Çalışan, iş yerini açanlardan. Peki çoluk çocuk vardır muhtemelen. Üç tane çocuk var. Neredeler peki? Yurt dışında olan da var mı? Hayır, yurt dışında olan yok. Benim çocuklarım Kayseri'de, biri karayollarında çalışıyor, biri de Boydaklar'da çalışıyor. Evet. Fabrikada. Organize'de. Onlar da buradan bir el sallayalım. El sallayalım tabii. Öpüyorum hepsini. Sevgili izleyenler, Üç Konak mahallemizde çekimlerimizi yaptık. Buradaki Üç Konak mahallemiz Kızıldağ'a biraz yakın olduğundan dolayı burada bulunan mahalle sakinlerimiz Kızıldağ'a giderek orada işçi pozisyonunda çalışarak geçimlerini bir şekilde sağlıyorlar. Ve Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda herhangi bir destek talebinde, yardım talebinde de bulunmuyorlar. Yani kendi yağlarını kavurmaya çalışıyorlar ve burada emekli olup son günlerinde böyle bu Üç Konak Mahallesi'nde huzur içerisinde geçirmeye çalışıyorlar diyoruz ve Üç Konak Mahallemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Üç Konak mahallemize çekimlerimi tamamladık. Yanımda ise son olarak Osman amcam geldi. Dedi ki ben de konuşmak istiyorum dedi. Kendisine bir söz vereceğiz ve Üç Konak mahallemize çekimlerimizi sonlandıracağız. Osman amcamı size kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Osman Eroğlu. Kaç yaşındasınız Osman amca? 76 yaşındayım. Maşallah yani. Yurtdışından emekliyim. Gün Kayseri'ye gidiyorum. Yaza kadar yazın köye geliyorum. Yani yazın burada kalıyorsunuz, kışın da Kayseri'ye gidiyorum. Çoluk çocuk da vardır muhtemelen. Bir oğlan bir kız var, yurt dışındalar. Hangi şehirdeler, hangi ülkedeler? Peki, Almanya'da, Bayer Leverkusen'de. Şimdi onlar bizi burada izleyecekler. Evet. Üç Konak mahallemizde izleyecekler. Evet. Sizi de burada görecekler. Onlara da buradan bir el sallayalım. Memnun olur. Çocuklar izlerse alacağız. Peki, Üç Konak mahallemize yaklaşık 2-3 saattir beri buradayız. Çekimlerimizi yaptık, tamamladık. Sizler bir büyük olarak, bir yetişkin olarak şu anki gençliğe ne gibi nasihatleriniz olacak? Ne gibi sözleriniz olacak? Sağ ol. Gençlerimiz da iyidir yani, çok efendi insanlar. Yani bizlerin zamanına göre şimdiki gençler iyidir. Gençlerimiz çalışın dedik. Namuslu, şerefli olun.
büyüğümüzü küçüğümüzü sayın dedik. O da zaten şimdi gençler de olmaz da gene de öyle başka ne diyelim gençlere ki. Evet. Osman amcamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, yaklaşık 2-3 saattir buradayız. Üç Konak mahallemizdeyiz. Mahalle muhtarımız Duran Bey bizlere rehberlik etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Üç Konak mahallemiz Tomaz ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre. Işıklar mahallesi arasında yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe var. Arasını Üç Konak mahallesi ile Işıklar mahallesine ayıran orta bir dereye var. Dere her iki köyü ayırmış vaziyette sevgili izleyenler. Üç Konak'tan söyleyeceklerimiz bu kadar. Osman amcamla beraber kapanışı yapıyoruz. Başka bir köyü tanıtmak üzere sağlıcakla sen kalın. Bir el sallayalım Osman amca beraber. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.